ilgili firma kurulmasına şu an devlet izin vermiş veya belgem var. Ticari hayata müdahale algısı. Bunlar da bir ölçüde ben size katılıyorum zaten. Dünyada zaten şu an bunu tartışıyor. Şimdi bir takım haklar var. Baktığımızda mükellef vergi planlaması yapmış. Ama yasal olarak bir takım hakları kullanmış. İşte bu İngiltere'de Starbucks olayı var. Bilmiyorum duydunuz mu? İngiltere'de Starbucks iyi satışları olmasına rağmen hiç vergi ödemiyor. Neden? Çünkü bir takım imkanlardan yararlanıyor ve hiçbir şekilde İngiltere'de vergi matrahı oluşmuyor. İngiliz vergi dairesi inceliyor, bir şey bulamıyor. En son İngiliz Başbakanı açıklama yaptı. Vatandaşlarına dedi ki siz de kahve içerken tercihinizi ona göre yapın. Bunun üzerine Starbucks'ın işte yönetimi açıklama yaptı. Yani İngiltere'de gelecek yıl vergi ödeyeceğiz. Yani şimdi dünya kamuoyu baskısıyla ve gelişmiş ülkelerin de bütçesi kötü veya ülkemizde de bütçe dengelerimiz var. Şimdi bu tip bazı yasal olarak, hak olarak görünen hususlar mükellefler tarafından elbette onlar için de bu doğaldır. Vergiyi daha az ödemek için bir takım planlamalar yapacaktır. Şimdi olayın vergi dairesi tarafına gidersek nasıl, yani vergi dairesi de bununla bir eleştiri getiriyorsa tamam, yani bu nedenle getiriyor. Sizin dediğiniz şeyde de şuna katılıyorum, kesinlikle yazılan raporlarda öncelikli olarak mükellefin kullandığı yöntemlerin ortaya konması, bunun niye eleştirildiğini, niye zayıf kaldığını, niye kabul edilmediğinin ortaya konması lazım. Biz yaptığımız toplantılarda hep bunu konuşuyoruz. Serbest bölgede de şöyle bir anlayış var. Kar bölüşüm yöntemine gidiyor. Çünkü çoğu zaman alınan ürünün birebir emsalini bulmak mümkün değil. Yani ilk üç yöntemi kullanmak mümkün değil. Kar bölüşümünde de faaliyet giderleriyle bir dağıtım anahtarı, faaliyet giderleri ve karı bölüştürüyor iki şirket arasında. Yani kimin ne kadar faaliyet giderine göre karı oraya veriyor. Bu tartışılabilir. Sonuçta bir yorumdur yani. Yani siz bunu oturup sabaha kadar tartışabiliriz. Olur mu olmaz mı? Yani çünkü sonuçta subjektif bir noktaya geliyor. Yani ne kadar objektif kriterler olsa da sonunda evet transfer fiyatlandırmasında subjektif bir yorum yapıyor. Bunun için her zaman için bunun aksini iddia etmek mümkündür. Şimdilik bu kadar açıklama yapayım. Çok teşekkür ederim. Subjektif. Evet İbrahim. Buyurun. Vazgeçtim. Arif Bey buyurun. Değerli üstadımıza çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, üstadla beraber Maliye Bakanlığı'nın G20 vergi sempozyumuna katılmıştık. Tabii ondan üstad hiç bahsetmiyor uluslararası sistemde bu ne oldu diye. Müsaade ederse ben bir iki cümle söylemek istiyorum. Orada tabii yurt içi olayı diğer ülkelerde yok ama OECD şeyinde Afrika, geleceğin kıtası Afrika bu işe başlamış. Onlar da aynı bizim gibi böyle dövünüp duruyorlar. Çünkü onlarda da aynı herhalde orada da kabile şeyi olduğu için yurt içine girerlerse ne olacak? Onlar da işin içinden çıkamayacaklar. Tabii orada da G7 ülkeleri oraya da yerleşmiş durumda. Hatta orada bir konuşmacı Zambiya'dır tahmin ediyorum. Adam dedi ki ya bu konuyu bilen yok dedi. Biz de burada takılsak dedi. Size geleceğiz dedi. Soruyu size soracağız. Siz de istediğiniz gibi bize cevap vereceksiniz dedi. Dolayısıyla bu iş böyle gidecek. Yani yurt içinde olması bana göre de çok saçma. Neden saçma? Hazine zararı diyoruz. Bir ülkenin hazinesi açık veriyorsa zararlı demektir. Demek ki her grup şirketinde fatura kestiğiniz böyle zarar beyan eden şirketler direkt bunun içine otomatik girmiş oluyor. Yani buna itiraz edemezsiniz bu yazılı olduğunu derece. Bir de tabii bizde Avrupa ülkelerindeki böyle biz 2007'den beri buralarda konuşuyoruz. Böyle Amadeus gibi bir
program yok veya işte o da olsa bile onu 50 bin dolar civarında tahmin ediyorum. Olsa bile o da bizim işimize yaramıyor. Bilmiyorum Maliye İdaresi'nin böyle bir program yapılıyor mu veya böyle bir skala oluşturuluyor mu? Onu öğrenmek isterim. Çünkü bir de tabii biz şu anda tam tasdik raporlarımızda bu işle ilgili eğer çok böyle belirgin bir transfer fiyatlaması işi yoksa kısa bir bölüm yazıyoruz, bir paragraf yazıyoruz. O da bizi ne derece kurtarır, ne derece kurtarmaz. Onunla da ilgili bize bir bilgi verirseniz sana teşekkür ederim. Şimdi biraz önceki örneği de anlattım. Belki bir giriş oldu. Dünya şimdi bu meseleyi tartışıyor. İşte matrahın aşındırılması, karın aktarılması, BEPS diye bir kavramla tartışıyor. Şimdi çünkü dediğiniz gibi bu uluslararası arenada bu konu bir numaralı gündem. Ha gelişmiş ülkeler, uluslararası şirketler de burada gelişmekte olan ülkelere kendi mevzuatlarını elbette ki bu mevzuat, OECD mevzuatını dayatmaya çalışıyorlar. Orada da bu mevzuat olsun. Bu Gambiya örneği de beğenmez. Ya yurt içi işlemler evet. Yani yurt içi işlemlere girilmesi birçok problemi getiriyor. Ben de kişisel olarak sizden farklı düşünmüyorum. Hatta bir aşama götüreyim. Yani bana kalsa evet. Yani gelişmiş ülkelerdeki gibi konsolide olarak grupları değerlendirmek gerekir. Tabii bu ne zaman olur? İnşallah olur. Bir gün ülkemizde de bu şekilde bir yapıya geçilir. Dünyada işte tax planning yani vergi planlaması kavramı çok gelişmiş ülkeleri özellikle G7 ülkelerini rahatsız etmiş mesela. Biraz önceki bu serbest vergi örneği bir örnek buna. Bizdeki bir örnek de onlar da farklı işte offshore ülkesine kaçıyor veya Kanada'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket Kanada'ya gidiyor veya Hollanda'nın durumunu biliyorsunuz Lüksemburg. Yani bunlar tabii ki rahatsız ediyor. Yani gelişmiş ülkeleri veya 2008 krizi sonrasında hala ülkelerin bütçeleri iyi durumda değil. Arkasında hep bu nedenlerle bu alanda önemli ölçüde gelişme var. Belki biraz sonra vakit kalırsa bir iki slide'da oradan göstereceğim bu BEPS kavramına yönelik. Bu veri tabanına gelirsek, veri tabanı evet şiddetle bir veri tabanına ihtiyacımız var ve bu benim yine kişisel fikrim bir şekilde Maliye Bakanlığı'nın bir imkan yaratması lazım diye düşünüyorum. Bunu paylaşıyoruz da bir takım yaptığımız toplantılarda ben en azından kendi fikrim olarak paylaşıyorum. Bu normal uluslararası veri tabanları gibi bir veri tabanı, yani şirket isimleri görünmese de bir takım fonksiyon analizleri ve emsal aralığının mükellefe sağlanması lazım. Burada da şöyle bir şey var, belki bir iki tane muhasebede tablolarda bir iki değişiklikle, ufak değişiklikle daha iyi analiz noktasına da gelebiliriz diye düşünüyorum. Şu an biz veri tabanlarıyla kullanıyoruz, bir takım veri tabanlarını kullanıyoruz ama veri tabanlarında kullanılan mali tabloların farklı ülkeler olması veya mali tablolar yeterli değil. Şöyle ki yeterli değil. İlişkili ve ilişkisiz işlemler aynı tablo. İşleme dayalı net kar marjı yöntemine giderken biz daha detay bir takım ek bilgiler alarak ilişkili ilişkisiz işlemini ayırarak fonksiyon analizini daha düzeltmeleri en ince detaylarına kadar yapabileceğimiz düzeltmelere kadar düşünerek yaptığımız için onları kullanmanın yani onları kullanarak rapor yazmanın doğru sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Ve sadece bir perspektif vermesi için işte bir mükellefi incelemeye aldınız veya risk analizi yapıyorsunuz, veri tabanlarından faydalanabilir. Ha meslek mensuplarına da bir fikir verebilir. Diyelim ki tam tasdikini yaptığınız bir mükellefin sektöründe ortalama karlılık nedir, dünyada nedir, Türkiye'ye uyan bir işte karşılaş, mesela Polonya'da ne kazanıyor gibi bakılabilir. Ondan sonra acaba tam tasdikle ilgili sorumluluk, ya ben kişisel olarak tam tasdik bir bölümün açılması gerektiğini, yani ben olsaydım, sizin yerinize koyarak kendimi düşünüyorum, tam tasdik yaptığım bir firmayı bir başlık açar, izlelerdim, elimdeki verilere göre iç emsali bulurdum.
dış emsallere ulaşabileceğim bir şey varsa, diyelim ki sektör ortalamaları, Merkez Bankası'nın veya odaların, onları da koyarak genel bir ifade koyup, ama çalışmaların da bu kapsamda yapıldığını belirtirdim diye düşünüyorum. Ve son olarak serbest bölge işine yönelik bir şey daha söyleyeceğim. Önceki yıllarda yazılan raporlarda kar bırakılmadığı için serbest bölgede hiç, raporlar orada Danıştay'dan düşmüştü. Belki geçmişte yapılan incelemeleri hatırlayanlar varsa, bu son incelemelerde serbest bölgede kar bırakılıyor. Yani faaliyet giderlerine göre bir kar bölüşümü yapıldığı için serbest bölgedeki firmaya kar bırakılıyor. Yani argüman olarak akılda bulunsun, yani yargıda bir farklı bir durumla da karşılaşılabilir. En azından kurumlar vergisi açısından. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka katkı, söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Tabii hocam, buyurun. Hocam, kürsüye mi çıkacağım hocam? Kürsüye mi? Buyurun, gel. Hocaların hocası. Sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Efendim, Mehmet Ali Üstad çok güzel açıklamalar yaptı. Tabii ben konunun bu boyutlarda olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu vesileyle bayağı öğrenmiş oldum boyutlarını ve çok boyutlu olduğunu müşahede etmiş oldum. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum asıl sorumdan önce. Genel olarak arkadaşlara söylerim. Maliyeciler muhasebe bilmezler. Ama şimdi bundan sonra söylemeyeceğim. Mehmet Ali Bey'in özgeçmişini okuduktan sonra o kadar muhasebeyle haşır neşir olduğunu öğrendikten sonra bir daha söylemeyeceğim. Çok hoş. Şimdi efendim, benim sorum gayet basit. Şöyle, Sabri Başkan açıklama yaptı. Açıklama yaptığı sırada anladığım kadarıyla bize gelen diye ifade ettiği uygulama ilişkileri bakımından bir sonradan yaygınlaşmaya başladı ifadesi kullandı. Böyle olunca ben şimdi merak ediyorum tabii. Mehmet Ali Üstad da boyutlarını böyle gösterince her zaman yaygınlaşmanın çok çeşitli boyutları olacağını biliyorum ama yine de hem Sabri Başkan'dan hem Mehmet Ali Başkan'dan rica ediyorum. Bu boyutların böyle bir gelişlemesi bilmem nesi, ne diye açıklasanız ben memnun olacağım. Yani anlayacağım o yaygınlaşma nasıl nasıl olmuş diye yaygınlaşmayı açıklamasını rica edeceğim. Birinci bölüm ben şey yapayım, sorunun cevabını vereyim. Şimdi küçük ve orta ölçekli işletmeler, grup başkanları var. Bunlar küçük işletmeleri, yani orta ölçekli vesaire işletmeleri tetkik ediyorlar, inceliyorlar. İncelediklerinde biraz önce söylediğim gibi kasa, ortaklar cariye hesabı vesaire buldu muydu yazıyor raporu. Yani transfer fiyat bandırması yönünden. İşte faiz düşükse yükseltiyor. %5-3 daha yükselttiği takdirde onun vergisini istiyor, kademesini istiyor. Artık yapıp bir de sorumluluk yazıyor. Şimdi bizim gelen, bize gelen ağırlıkla dosyalar bunlar. Bunlar olduğuna göre yaygınlaşıyor tabii ki. Evet. Şimdi öyle şeyler oluyor ki adam artık incelemeyle çok da derine girmek istemiyor. Oradan buluyor, tüp diye yazıyor, geçip gidiyor yani. Ta yani imalat yönden, randıman yönden vesaire yönden kapatıp incelemiyor. Şimdi üstad diyor ki biz yazmıyoruz. Çünkü onlarınki zannediyorum daha büyük. Yani 37 kişi var. Onları uluslararası şirketler yani bizim incelediğimiz mükelleflerden böyle kasa problemi, ortaklardan böyle problem olan şirketler uluslararası, yaygın dünyaya yayılmış şirketleri inceliyoruz. Yani
Çünkü böyle problemler gelmiyor. O şirketlerde zaten yeni imane müşavire herhangi bir sorumluluk da gündeme gelmiyor. Zaten diyelim ki royaltisini eleştiriyorsunuz. %5 royalti ödemiş ama diyorsunuz ki bir analiz yapıyorsunuz. %2,5 veya 3 ödemiş olman lazım. Yani eleştiri %2,5 royalti fazla ödendi. Türkiye'de daha az kar bıraktın diye eleştiri getiriliyor. Orada da tabii yeni imane müşavire herhangi bir sorumluluk gündeme gelmiyor. Ben bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç slide var. İstiyorsanız bu matralın aşındırılması OECD'nin şu an G20'nin gündeminde olan meseleyi bir 5 dakika üzerinden geçelim. İster misiniz böyle bir şey? Slide'lar var. Tamam. Daha zamanımız var. 15 dakikamız var. Şimdi şunu sevgili hocam, çok iyi bir